Herkese selam. Son günlerde performansıyla dikkat çeken iki maskarayı inceleyeceğiz. Bunlardan bir tanesi L'Oreal'in Paradise maskarası. Diğeri de Maybelline'in Lash Sensational Intense Black maskarası. Performans olarak her ikisi de çok güçlü maskaralar. Ama farklı farklı özellikleri var. Bir gözüme birini uygulayacağım. Diğer gözüme de diğerini uygulayacağım ve özelliklerini göstereceğim sizlere. L'Oreal'in Paradise maskarası çok yeni çıktı ve şu anda piyasada en çok konuşulan maskaralardan bir tanesi. Siz raflarda şöyle rose gold bir kutuyla görüyorsunuz onu. Fırçası kıl yapıda. Too Faced'in Better Than Sex maskarasına çok benzetiyorlar ama ben birebir muadili olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Çünkü fırça yapısı aynı değil zaten maskaraların. Uca doğru incelen şöyle kıl yapıda bir fırçası var. Yeterli miktarda ürünü alıyorsunuz ve kirpiklerinize rahatlıkla uygulayabiliyorsunuz. Doğal siyahlıkta bir rengi var. Maybelline'in Lash Sensational maskarasını da raflarda direkt bu şekilde bulabiliyorsunuz. Silikon taraklı fırçaları seviyorsanız eğer Maybelline'in fırçası eğik uçlu silikon tarağa sahip. Yine yeterli miktarda ürünü alıyorsunuz ve kirpiklerinize tarayarak uygulama yapabiliyorsunuz. L'Oreal'in Paradise maskarasına göre daha net, daha keskin bir siyahlık veriyor. Bu iki maskaradan hangisini seçeceğinize karar veremiyorsanız eğer şöyle bir ayrım var. Birazdan uyguladığımda da net bir şekilde göreceksiniz zaten. Kirpikleriniz uzun ya da kısa olabilir ama hacimsizse, belirgin değilse o zaman L'Oreal'in Paradise maskarası sizin kurtarıcı maskaranız olabilir. Ama kirpikleriniz kısa, hacimli, ekstra uzunluk istiyorsanız, tek tek ayrılsın istiyorsanız çok sık kirpikleriniz vardır. Siz bunların birbirine yapışık şekilde değil uzun ve ayrık ayrık görünmesini istiyorsanız ve simsiyah görünmesini istiyorsanız da o zaman Maybelline'in Lash Sensational Intense Black maskarasını tercih edebilirsiniz. Şimdi bir gözüme Maybelline'in Lash Sensational Intense Black'i, diğer gözüme de L'Oreal'in Paradise maskarasını uyguluyorum. Gözlerime hiçbir şekilde makyaj yapmadım, yani eyeliner sürmedim ki maskaranın performansını çok iyi görebilirsiniz diye. Şimdi sağ gözüme L'Oreal Paradise maskarayı uyguluyorum. Şu anda kirpiklerim oldukça cansız ve belirsiz duruyor. Bakalım belirginleştirebilecek mi? Hafif aşağı doğru bakıyorum. Dipten uca maskarayı uygulamaya başlıyorum. İlk katı sürüyorum. En küçük kirpiklere bile rahatlıkla uygulama yapıyorsunuz. Hepsini, en ince kirpikleri, uçtaki küçük kirpikleri simsiyah boyuyor. Hemen kirpiklerim belirginleşmeye başladı bile. Bu daha birinci kattı. Çok hafif dokunuşlar yaptım. Etkisini şöyle görebilirsiniz. Maskarasız kirpiğimle arasındaki farkı çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Anında kirpikleri kıvırdı, uzattı ve sık bir şekilde görünmesini sağladı. Videoya başlamadan önce hiçbir şekilde kirpik kıvırıcı da kullanmadım ki etkisini ve performansını tam görebilirsiniz diye. Şimdi diğer gözüme de Maybelline'in Lash Sensational Intense Black'i tek kat olarak uyguluyorum. Fırçanın alt eğik kısmıyla dipten uca uygulamaya başlıyorum. Yine en küçük kirpiklere bile uygulama yapabiliyorsunuz fırçanın ucuyla. Gördüğünüz gibi en büyük fark tek tek ayırması kirpikleri. Burada daha ayrık, şurada daha sık kirpiklerim. Her iki maskara da kirpikleri gayet güzel uzatıyor. Belirgin fark şu an ilk kattan gördüğünüz bu taraf daha ayrılmış ve daha keskin bir siyah. Diğer taraf daha sık ve biraz daha doğal bir siyah. Şimdi maskaralar çok fazla kurumadan hemen ikinci katları uyguluyorum. Eğer maskaranız takma kirpik etkisi versin istiyorsanız ikinci hatta üçüncü katı da rahatlıkla uygulayabiliyorsunuz. Her iki maskara için konuşuyorum. Ama daha doğal bir bitiş istiyorsanız tek katta yeterli. İkinci katta Paradise maskaranın duruşu bu şekilde. Şimdi alt kirpiklerime de uygulama yapacağım. Bu gözüme de ikinci kat uygulamayı yapıyorum. Maybelline'i de alt kirpiklerime uyguluyorum. Fırçanın iç tarafıyla. Alt kirpiklere bu maskarayla biraz daha kolay uygulama yapılabiliyor. Çünkü taraklı yapıda bir fırçası olduğu için kirpikleri tek tek tarıyor. Alt kirpiklerime de uygulama yaptım. İkinci katta bu şekilde.
Şimdi üçüncü katı da uyguluyorum. Artık takma kirpik etkisi yaratacak maskaralar. Önce Paradise'la başlıyorum. Bu maskarada kat sayısı arttıkça biraz hafif topaklanmalar olabiliyor. O yüzden ürünü biraz kabına sıyırıp öyle almakta yarar var. Gerçekten takma kirpik etkisi yarattı. Çok belirgin oldu kirpikler. Hiçbir şekilde alta dökülme bulaşma da yapmadı. Yani tabii üçüncü katı uygulamak sizin tercihiniz. Ben kat kat nasıl durduğunu göstermek için uygulamayı yapıyorum. Ben de normalde iki katta bırakırdım. Şimdi Maybelline'i üçüncü katı olarak uyguluyorum. Maybelline'de de üçüncü katı uyguladım. Kat sayısı ne kadar artarsa artsın hiçbir şekilde topaklanma olmuyor ve hala tek tek ayrılmış bir şekilde kirpikler. L'Oreal'de de eğer böyle örümcek bacağı efekti kirpikleri seviyorsanız, daha uzun, daha sık görünen kirpikleri seviyorsanız bunu tercih edebilirsiniz. Maskaralardan Maybelline zor temizleniyor. Çift fazlı makyaj temizleyiciyle temizlemeniz gerekiyor. Paradise maskara çok kolay temizleniyor. Onun için ister çift fazlı, isterseniz tek fazlı makyaj temizleme sularıyla kolaylıkla makyajınızı temizleyebilirsiniz. Ben her iki maskarayı da çok beğendim. Kirpiklerimde duruşu da bu şekilde. Kirpik yapınıza göre hangi maskaranın duruşu sizin için daha ideal, daha iyiyse onu tercih edebilirsiniz. Eğer kirpikleriniz kısaysa ve sıksa, tek tek ayrılmasını ve uzamasını istiyorsanız o zaman benim önerim Maybelline'in Lash Sensational Intense Black maskarası olacak. Ama kirpikleriniz uzun ya da kısa, hiçbir şekilde hacimli değilse, belirgin değilse, hatta yönü de böyle aşağı doğruysa Paradise maskarayı kullanarak istediğiniz sonucu elde edebilirsiniz. Bu maskaraları indirim döneminde alırsanız Maybelline'i 18 lira gibi bir fiyata alabiliyorsunuz. Paradise maskarayı da 32 lira gibi bir fiyata alabiliyorsunuz. İndirim dönemlerini bekleyerek de ekonomik bir şekilde maskaralara sahip olabilirsiniz.